yandan da bir kesim var ki o da Sivas halkı ve Sivas şehri olduğunu özellikle ifade etmek istiyoruz diyoruz. Asla ve hatta hiçbir şekilde alakası yoktur. Bu acı hem bizim hem Sivas'ın. Selçuklu Devleti'mizin güzel darülalesi, Osmanlı İmparatorluğumuzun eyalet merkezi, Cumhuriyetimizin de temellerinin atıldığı ve Anadolu'nun birlik ve dirlik yurdu olan ilimizde, Sivas'ımızda bundan biliyorsunuz 28 yıl önce müessif bir olay oldu. 28 yıl boyunca da bu acı bizi ayrıştırmadı, hamdolsun bütünleştirdi ve birlik ve beraberimizi daha da pekiştirmiş oldu. Bu acı tüm ülkemizin ve tüm insanlığın da ortak acısıdır. Her yıl olduğu gibi acımızı paylaşarak, acı üzerine de birlik ve beraberimizi pekiştirerek bir daha böyle bir müessif olaylar olmamasını sağlamaya çalışıyoruz ve olmayacağını da yürekten inanıyoruz. Bugün anma etkinliğine ilişkin asayiş toplantımızı gerçekleştireceğiz. Tedbir anlamında ne gerekiyorsa onları planlayacağız ve alınması gereken önlemleri alacağız. Gelen misafirlerimiz ile, il dışından gelen misafirlerimiz de en güzel şekilde Sivas'ımızın misafirperverliğini yansıtarak da inşallah uğurlayacağız. Aldığımız tüm tedbirler anma etkinliğine katılacak misafirlerimizin huzur ve güvenliği için olacağını özellikle buradan ifade etmek istiyorum. Anma etkinliği için Sivas'a gelenler bizim misafirimiz, Sivasların misafiri. 27 yıldır bu anma etkinliği biliyorsunuz yapılıyor. Olumsuz bir olayın olacağına ihtimal vermiyoruz. Ama bu işi suistimal etme ihtimal olanlar varsa bunlara da fırsat vermeyeceğiz. Bu yılda herkesin sağduyulu olmasını, konuşmalarında özellikle provokatif olabilecek tavır ve davranışlara girmemesini temenni ediyoruz. Beklentimiz budur. Geçen pandemiden dolayı çok kısmi sembolik bir anma programı oldu. Bu sene bu kısıtlamayı kaldırdık. Dolayısıyla bu konuda herhangi bir kısıtlamamızın olmadığını söyleyebilirim. Ve tedbir komitesinde kaç kişi var böyle bir?